Ben Orhun Topkaya, 30 yaşındayım. Eskişehir Seyit Gazi ilçesi Çukurca köyünde çiftçilik yapıyorum. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir tane kız, bir tane oğlan. Biz 4. kuşak hayvancılık yapıyoruz. Dedemin dedesinden bu zamana gelen bir serüvenimiz var. Seviyoruz, bizim kanımızda var. Dedemizden, babamızdan gördüğümüz için hep içimizde olan bir sevgi. İç içe büyüdük zaten. Bununla okuduk, bununla evlendik, bununla karnımız doydu. Ki çok sevdiğimiz bir iş. Üniversite hayatını, annemin hastalığı nedeniyle diyelim, bitirmek zorunda kaldım. Köyde hayvancılık yapacağım dedim. Yani hayvancılıkla, tarımla uğraşacağım. Annemin sağlığı zaten belinden, dizinden ameliyat olacaktı. İnsan iş gücü gerekiyordu. Geldiğimde çok tepki aldım. Akrabalarımdan, işte burada dursan ne olacak? İşte şehirde en azından bir işin olur, vardiyalı işte çalışırsın, gecen olur, gündüzün olur, tatilin olur gibisinden. Bunun daha ileri boyutlarına gider, evlenemezsin, burada sürünürsün. Köyde olduğumuz için sıkıntılı. Yani onlar görüyorlar ki hep böyle ne bileyim zor bir şekilde bu işi yapıyoruz. Hep böyle çamurun batağın içindeyiz ya da köyde durursan hiçbir şey olmaz gözünle bakıyorlar. Yakın çevremden ben evdeyim artık köye geldim, köyde hayvancılık yapacağım dediğimde tepkiler aldım yani. İlk başladığımızda babamızdan, dedemizden gördüğümüz, onlardan bilgilerimizi kaybetmiyoruz. Çünkü onların da birçok bilgisi var bu konuda. Hastalıklar olsun, nasıl iyileştirilecek ya da şunu şu zaman yaparsan iyi olur derler. Ama teknoloji konusunda tabii çok çok üste çıkarmaya çalıştık. Ahırlarımızı önceden daha basık, daha böyle kapalı yerlerde yapıyorlardı. Bu hayvanın rahatı için çok sıkıntılı. Şimdi biraz daha yüksek, biraz daha geniş, biraz daha havadar yerlerde yapıyoruz. Tahta ahırlarda veriyorduk, küçük ahırlarda yem veriyorduk. Şu an ızgaralı sisteme geçtik. Bundan önce biraz daha yem, sadece ne arpa, işte tek çeşit veriyorlardı. Biraz daha çeşitlendirdik, verimi arttırdık. Hep bunlar hayvan refahı ile alakalı. Biz kendimiz nasıl rahat ediyorsak kışlanın içine, bizde kışla derler. Yani ahırın içine girdiğimizde kendimiz nasıl rahat ediyorsak hayvanda o şekilde bakılması lazım. Nefes alırken rahatsanız onlar da rahat. Ama böyle asittir, gözlerinizi yakar bazen böyle bir ortamda bakarsanız hayvan anlamaz ama 3-5 ay sonra acısını çekmeye başlarsınız. Merada sularken suyunu zamanında vermeniz lazım, sıcak olmadan sulamanız, merayı yaymanız lazım. Hep işte dediğim gibi insanla aynı aslında. İnsan nasıl sıcakta kaçıyor ya bir yere, hayvanlar da sıcakta kaçmaya çalışacaklar. Yaz aylarında serinde otlatıp serinde suluyoruz. Kışın bakarken de daha temiz, daha düzenli, daha kuru bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Hayvancılığın zoru var tabii ki de. Ölüm oluyor, kalım oluyor, doğumda sıkıntı oluyor. Bunlar zor yanları. Ki hayvancılık kesinlikle bir kişiyi kendine bağlıyor. Eskiden dedelerimiz söylerlerdi, düğününe güldürmez, cenazene götürmez diye hep ilgilenmek zorundasınız. Canlı hayvan olduğu için dilinden anlamanız lazım. Sevgisi başka, çok başka, çok tatlı. Burada bu işi yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı'na da tabii iç içe çalışıyoruz. Gerekli aşılamalar olsun, zamanında onlar da gelip müdahale ediyorlar zaten. Bazen hastalık oluyor, bazen hastalık çıkmadan önce geliyorlar. Bize aşılama yapıyorlar, küpe yapıyorlar, desteklerimizi alıyoruz. Çobanlık belgesi aldık biz babamla ikimiz. Çobanlık belgeniz varsa size çoban desteği veriyorlar. Ne kadar iç içe olursak o kadar iyi aslında. Onlar bize zamanında gelip her şeyi, nokta atışı anlatıyorlar. Biz de bu şekilde daha sağlıklı, daha kaliteli hayvancılık yapıyoruz. Burada bu işi yapacak gençlere, hayvancılık yapacak gençlere, köye gelecek gençlere tabii ki de çağrımız var. Artık gitgide özellikle bizim gibi şehire uzak
köylerde bu hayvancılık işi biraz bitiyor, tarım işi de biraz bitiyor. Çünkü otomatikman gördükleri pırıltılı bir yaşam var. Tabii burada da biz yaşıyoruz, burada böyle her şeyden uzak değiliz ama şehir hayatı biraz daha cezbedici geliyor onlara. Ama onlara diyeceğim şu, yani gelsinler yapsınlar. Bu işin içinde mesela 10 kişinin içinde bir tane hayvan sevgisi olan bir genç vardır. Kesinlikle gelip yapsın. Yaparken de ata toprağını işlesin yapsın. Sadece hayvancılık anlamında değil. Hayvancılığı yaparken bunları besleyecek yemini de üretmesi lazım. Gelmelerini isterim. Yani benim gibi bu köyde birçok kişi olmasını isterim ama ne yazık ki çok fazla dönüş yok. İnşallah böyle güzel geri dönüşler almaya başlarız. Hayvancılık yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada da varız. Sosyal medyaya nasıl başladınız derseniz, daha önceden benim kullanmış olduğum böyle çok kaliteli telefonlar falan yoktu. Ben müzik dinleyeyim, hayvan da benim işime yetsin. Evlendikten sonra eşim dedi ki bana, yani işte birazcık altınlardan verelim, takı paralarından verelim. O senede biz koyun kırpmıştık. Koyun yapağısını satalım dedik. Bu böyle gerçekten, bazen inanmıyorlar ama ikisini birleştirip ben bir telefon aldım. Şimdi telefon alınca baktık işte bu böyle, şu şöyleymiş diye yayın yapmaya başladık. Tamamıyla şans. Köy hayatıyla ilgili böyle bir iki yakaladığım video vardı. Dedim ben niye yapmayayım? Çok küçük küçük. Minik minik işte mantardır, koyundur, köpektir, böyle küçük şeylerle başladık. Daha sonra devasa bir boyuta geldi. Yani kocaman büyük bir kitleye ulaştık. Çobanlar yalnız. Aslında buraya geldiğimizde çok fazla arkadaşımız yok ya. İşte yemek yaparken, çay yaparken hep onlar sizin önünüzde, siz konuşuyorsunuz sürekli. Siz onlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Böyle ne bileyim çok farklı yani. Buraya gelenler de var. Ta dünyanın öbür ucundan bile ziyaretçilerimiz geliyor. Bu da çok farklı bir duygu. Değer verildiğini anlayınca çok çok güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Aynısını yapıyordu arkadaşlar ama şu an biraz çekindi. Şimdi biz burada bayağı kalabalıkız. Arka tarafta dolu. Çekim yapıyoruz. Tam onun üstüne geldi. Onunla şimdi uzun uzun zaman geçireceğiz. Bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Bu buradaki paylaşımları aktarırken insanlara en güzel şekilde köy hayatını yaşatarak aktarmaya çalışıyoruz. Zaten yapmış olduğumuz birkaç önemli şey de hayvanları karakterleştirdik. Mesela benim psikopatım var. Psikopat bir eşek. Psikopat dememizin sebebi biraz böyle çocuksu işler yapıyor. Köpeklerimiz var, aykızımız var. Toramanımız var. Böyle karakterleştirip onlarla ekranda konuşuyoruz aslında. Karşıdaki izleyen kişiler de otomatikman onlara bir kişilik yüklüyorlar ve seviyorlar. Mesela psikopatla çok muhabbetimiz var. Köpeklerle çok muhabbetimiz var. Koyunlarla kınalı kafamızdan tutun. İşte birçok işte sarı göz dediğimiz birçok karakterimiz var. Hep böyle aynı sizinle konuşmuş olduğum gibi onlarla konuşarak insanlara biraz daha böyle hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz aslında. Sürdürülebilir tarım konusunda tamamen bizden sonraki gelecek kuşaklara temiz bir doğa bırakmak, temiz bir toprak bırakmak. Hayvandan almış olduğumuz gübrelerle tarlalarımıza gübre atıyoruz. Biraz daha az suni gübre, biraz daha dışarı kaynaklı gübreyi azaltıp mesela toprağımızı daha verimli hale getiriyoruz. Mesela bizim şu an elimizde biyogaz ürettiğimiz biyogaz tankı var. Bu devletin desteklediği bir proje kapsamında getirdiler bize. 3-4 ineği olan her çiftçi evde kendi gazını üretebilecek bir projeydi. Ben daha önce gaz üretebilecek bir sistem yapmaya çalıştım. Bunu görmüşler, bana hediye getirdiler. Ocak bıraktılar bize. Yemeklerimizi yaparken 4 saat boyunca gazımızı elde ediyoruz. Hedefim ne? Hayvancılıkta nereye ulaşmak istiyorsun derseniz, zaten birçok şeyi başardık. Bundan sonra daha iyisi, yani
Çok fazla ziyaretçimiz geliyor, konaklayabilecekleri hayvanlarla iç içe en azından bir gün çocuklarınla beraber burada zamanını geçirecekleri bir yer yapabilirsem. Çünkü küçükten, çocuktan izleyen kişi sayısı bizi çok. Aileleri ağırlamak da isterim. Biraz daha nasıl derler? Turistik hayvancılık mı derler ya da turistle ilgili bir şey mi derler? Öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü ağaç yaşken eğilir derler ya. Küçük çocuklar buraya geldiklerinde o gözlerindeki hayvan sevgisi var, görüyorsunuz, seviyorlar. Bazen böyle onlarla çok güzel bağ kuruyorlar. Belki de ileride işletme sahibi olurlar. Köyde yaşamakla ilgili, köyde üretim yapmakla ilgili, köye gelecek olan gençlere, köyde bir şeyler yapacak ya da bir hayvancılık yapacak olan gençlere şunu söyleyeyim. Öncelikle biz bu işi yaparken en iyi şekilde üretmek amacımız. Burada üretilen her şey bizim ülkemiz için önemli. Bilinçli gelsinler, araştırarak gelsinler. Her hayvan her merada olmuyor. Her cins her meraya uygun gitmiyor. Yüksek yerde başka hayvan ırkı daha verimli oluyor. Alçak deniz kenarında belki daha farklı hayvan ırkı daha verimli oluyor. Ona göre araştırsınlar. Bu işe başlarken küçük başlasınlar. 100 hayvan yapacaklarını 50 hayvanla başlasınlar. Direkt böyle dalarcasına hayvancılığa başlayıp bırakanları da gördüm. Çünkü dedim ya, ölümü var, kalımı var, hastalığı var. Tatlı tatlı başlasınlar, yapabilecekleri, çevirebilecekleri kadar başlasınlar. Gerisi gelir zaten. İçlerinde hayvan sevgisi olması yeterli. Temiz yapmaları yeterli. Kapasitelerine göre az yapıp temiz hayvan yaparak daha çok para kazanırlar. Ben öyle söyleyeyim.